Arkadaşlar merhaba yeniden. 14. dersimizi gerçekleştireceğiz proje kayıt serimizde. Şimdi 14. derste tooltip kullanımını göstereceğim sizlere. Tooltip nedir? Şimdi projemizi çalıştırdığımız zaman mesela araçların üstüne geldiğimde, yani şuradaki şu 3 aracım ekleme, silme ve güncelleme araçlarımın üstüne geldiğim zaman herhangi bir ifade ya da anlam ifade etmiyor diyeyim daha doğrusu. Mesela hangisi ekleme, hangisi silme, hangisi güncelleme? En azından kullanıcıya böyle fareyle üstüne geldiği zaman bilgi verebileceğimiz bir araç ekleyelim buraya. O hangi araç? Tooltip. Tooltip formun arka planında çalışan bir araç. Tooltip eklediğim zaman formundaki araçlarıma tooltip özelliği geliyor şu şekilde. Aracın üstüne geldiği zaman ne olsun? Mesela bu aracın üstüne gelindiği zaman bölüm ekle yazsın. Tamam mı? Bu aracın üstüne gelindiği zaman bölüm sil yazsın. Ve bu aracın üzerine gelindiği zaman da bölüm güncelle yazsın. Çalıştırıyorum programı. Start dedim. Getirdim aşağı. Bakın şimdi üstüne geldim. Bölüm ekle, üstüne geldim, bölüm sil, üstüne geldim, bölüm güncelle şeklinde tooltip aracım bu şekilde bir işleve sahip. İlerleyen derslerde şöyle bir şey yapacağız. Mesela bu butonun üstüne geldiğim zaman bölüm ekle butonu büyüyecek biraz. Bir zoom özelliği ekleyeceğiz ona. Aynı şekilde silme ve güncelleme butonlarına da bunları ekleyeceğiz. 14. dersle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar.